Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu kız bebek yeleğinin anlatımını yapmak istiyorum. Ben bu yelek modelini birçok örgümde kullandım arkadaşlar. Hem örgüsü çok kolay hem de çok şık bir model. Bakın, kabarık ve güzel görünümlü bir yelek. Yeleğin örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz bebeğin veya çocuğun büyüklüğüne göre bu zincir sayısını istediğiniz kadar fazla veya az yapabilirsiniz. Ben bugün 1-2 yaş arası çocuklar için anlatıyorum. Aynı yelek modelini ben daha önceden yaptım. YouTube kanalımda sizlerle paylaştım arkadaşlar. O yapmış olduğum yelek modeli bakın bu şekilde 3-6 aylık bebek ölçüsündeydi. Aynı model. Bunu 3-6 aylık bebekler için yaptım. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine 1-2 yaş arası çocuklar için anlatıyorum bugün de. Bak, bu modeli daha az sayıda yerleştirdim ve daha küçük oldu. Bugünkü anlatacak olduğum model daha büyük ölçüde başladım ve model sayılarını da arttırdım. 1-2 yaş arası çocuklar için oldu. Yeleğin örgüsüne buradan başlıyoruz dedik. Burada yerleştirdiğimiz model sayısı ile yeleğin örgüsü devam ediyor arkadaşlar. Yeleğin örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Canan el örgü iplikleri. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 320 metre var. Bu iplikten 2 adet iplik kullandım arkadaşlar. Bakın, bir iplik burada bitti. Buradan itibaren ikinci ipliğe başladım. Ben iplik olarak bu ipliği kullandım. Siz bu yeleği istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak görebilirsiniz. Bu yelek modelini yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. Her yaş kız çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Kendiniz için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Her yaş için uygun güzel bir yelek. İstediğiniz renkler ile de yapabilirsiniz. Tığ olarak da elimin sıklığına, ipliğin kalınlığına uygun olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Bu roba bölümüne 3 tane düğme yaptım bakın. Şu şekilde 3 düğme diktim ben buraya. Siz bunu tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Açık olarak da görelim yeleği bakın. Arka görüntüsü açık olarak bu şekilde. Çok şık bir model arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın, kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 28 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan yüksekliğini ölçüyorum. 22 santimetre. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 37 santimetre. Bu ölçüde 1-2 yaş arası çocuklar için güzel bir ölçü arkadaşlar. Benim size söylemiş olduğum bu standart ölçü. Bebeğiniz çok kilolu değilse bu yeleği 3 yaşına kadar çok rahat kullanabilir. Bunun gibi küçük bir yelek yapmak istiyorsanız ve bakın bunun hırkası da var. Bu şekilde aynı modelin minik bir hırkasını yaptım. Her ikisinin anlatımlarını ben yaptım. YouTube kanalımda var. Bunları gibi küçük yapmak isteyenler için de bunların olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan hırka ve yelek linklerine tıklarsanız bunlar gibi minik bir yelek ve hırka yapabilirsiniz. Biz bugün bu büyük yeleğimizi yapacağız arkadaşlar. İpliği, tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel yeleğin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz.
Zincir yapabilmek için ilk ilmeği, bakın ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı olmayan zincirler yapalım. Elinizi çok sıkı yapmazsanız tığ işi örgüler daha güzel olur arkadaşlar. Bakın, çok sıkı yapmıyorum. 74 zincir yaptım ben arkadaşlar. Bakın, çok sıkı zincirler yapmadım. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. 74 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Bakın, başlangıç noktasını sıfıra tutuyorum. Ölçtüğüm zaman 33 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına, ipliğin kalınlığına uygun olarak 74 zincir 33 santimetre oldu arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok zincir yapmanız gerekebilir. Ama dediğim gibi çok sıkı zincirler yapmayalım bu. Özellikle yaka başlangıcını. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu ilk sırada trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken arttırmaları da yapacağız arkadaşlar. Trabzanları 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 trabzanı yaptım. 5. ilmek içine 2 trabzan yapıyorum. 1, bakın aynı ilmeği yapıyorum. Buna bakın, 2 trabzan yaptım aynı zincirin üzerine. 4 zincir üzerine birer tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 4 zincir üzerine birer tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın, 4 tane tek trabzan yaptım. 5. zincir üzerine, bakın buna, 2 trabzan yapıyorum. 2 ilmeğe 2 trabzan yaptım. Bu 4 ilmeğe birer tane trabzan yaptım. Dediğim gibi bu sırada 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift trabzan yapıyoruz. Siz bu örgüyü 2-3 yaş arası çocuklar için yapıyorsanız ve daha fazla model yerleştirecekseniz, bu aralarda 1 çift 3 tek, 1 çift 3 tek yaparsanız daha fazla sayıda model olur arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bakın, 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift trabzan yaptım. Sıra sonunda yine 1, 2, 3, 4 tek trabzan oldu arkadaşlar. Siz bunu dediğim gibi daha büyük çocuk için yapıyorsanız 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift şeklinde arttırmalar yapabilirsiniz. Bu sırada kaç arttırma yaptığımı sayıyorum. Bakın, çift yaptığım yerleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 arttırma yaptım. Bir sıra üzerinde 14 arttırma yaptım. Toplam bu bir sıra üzerinde 88 trabzan var. Bakın, yuvarlak bir görüntü oldu arttırmalar yaptığımız için. Kıvrılma oldu arkadaşlar. İkinci sıradayız. İkinci sırada model yerleştirmelerini yapıyoruz. Model yerleştirmelerini V şeklinde yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 1 trabzan yaptım.
2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. V şekli yaptım bakın. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. İpliği tığ üzerine alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. ilmeğe 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde V şekilleri yapıyoruz. Bu V şekillerinin hepsi birer model olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. V şekilleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın 1, 2 ilmek, bir de sonda bulunan trabzan kaldı. 2 ilmeği atlıyorum. Bir alt sırada trabzan sırasına başlarken 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan vardı. Bunun bu son zincirin üzerine bakın tığ takıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Sıra sonunda bir trabzan yaptım V şeklinden sonra. Sıra başında da bakın bir trabzan ile başladım. 2 ilmek atladım. V şekli yaptım. Sıra sonunda da aynı oldu. Kaç V şekli yaptığımı sayıyorum bir sıraya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 V şekli var. Ben bugün 1-2 yaş arası çocuk için yapıyorum. 28 V şekli oldu arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapmak istiyorsanız bunu 30 V şekli yapabilirsiniz. Bu trabzan sayısında aralarda 3'er ilmek atlayarak çift trabzan yaparsanız burada yaptığınız V sayısı da daha fazla olacaktır. Ben bugün 1-2 yaş ölçüde 28 model yerleştirmesi yapıyorum. Daha küçük yapmak isteyenler için de bunu 24 model yerleştirmesi yapabilirsiniz ve bu başlama zincir sayısını daha az başlamanız gerekecektir. 3. sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu V şeklinin içine 4 trabzan yapıyorum. Bakın model yerleştirmesi için 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir yapıyorum. Bu 2 V şeklinin ortasına bakın boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer V şeklinin içine de 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. 2 V şeklinin ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer V şeklinin içine de 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 2 V şeklinin ortasına sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde modelleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son V şeklinin içine de 4 trabzan yaptım bakın. İpliği tığ üzerine alıyorum. Sıra sonunda bulunan bakın bu 1 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu sırada bir alt sırada yaptığımız V şekillerinin içine 4'er trabzan yaptım. 2 V ortasına bir zincir yapıp sık iğne olarak battım bakın. Modeller bakın belli oldu arkadaşlar. Örgü bu modeller ile devam edecek. Dördüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın trabzanın üzerine trabzanı yaptım. Bakın örgünün ters tarafındayım. Bu sırada bu yaptığım 4 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapacağız. 2 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 zincir yapıp geriye kalan 2 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız.
ilk iki trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde alıyorum trabzan arkadaşlar. Üzerinden almıyorum. Bu şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Geriye kalan bu iki trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bir modelde 4 trabzan yapmıştım. 2 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. 2 zincir yaptım. 2 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. Diğer modele başlıyoruz. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu 2 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 1 2 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın, ikinci modelin üzerine de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer modelin yine ilk 2 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Üçüncü modeli de böyle yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer modele başlıyorum. Bakın, düz tarafının görüntüsü böyle oluyor arkadaşlar. Burada boşluktan alarak yaptığımız için düz taraf böyle görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanın üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bakın bunu normal trabzan yaptım. Görüntüsüne bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu sırada trabzanları boşluktan alarak trabzan yaptık. Arada 2 zincir yaptım. Bakın model ortasına 2 zincir yaptım. Şekil olarak böyle. Beşinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu 2 zincir yaptığımız yere 6 trabzan yapıyorum. Yaptığım 6 trabzanı 2 model ortasına sık iğne olarak tutturuyorum. İlk ilmek üzerine bakın trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincirin üzerine 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 zincirin üzerine 6 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu 2 trabzandan sonra bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın bu bir model arkadaşlar. Burası bir model oluyor. Burası bir model olacak. Bir zincir yapıyorum. Bu 2 zincirin üzerine 6 trabzan yapıyorum. 2 4 6 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasına bakın 2 trabzan atlıyorum. Boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer model ortasına da bakın bu 2 zincirin üzerine de 6 trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modelin ortasına da bakın 6 trabzan yaptım. İpliği tığ üzerine alıyorum. Son trabzanın üzerine bakın. Bir trabzan yapıyorum. Bu sırada da bu model ortasında bulunan 2 zincirlerin üzerine 6 trabzan yaptım. Bir zincir yaptım. 2 model ortasına sık iğne olarak tutturdum arkadaşlar. Bakın görüntüsü böyle oldu.
6. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu yaptığım 6 trabzanı, ilk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Geriye kalan 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. 3 trabzanı bakın, boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir yapıyorum. Geriye kalan bu 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın. 6 trabzan yapmıştım. Bu 6 trabzanı, 3 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. 2 zincir yaptım. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan aldım, trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modelde bulunan bu 6 trabzanın ilk 3 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Diğer 3 trabzanı da boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2. modeli de tamamladım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modelin ilk 3 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz tarafının görüntüsü böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanın üzerine de bakın bir trabzan yaptım modelden sonra. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Model bu iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir sırada düz taraftan 6 trabzan yapıyoruz. İkinci sırada örgünün ters taraftan bu 6 trabzanın ilk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir yapıyoruz. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bir model oluşuyor bakın bu şekilde. 7. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada yine bakın bu 2 zincirli boşluklara 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasında bulunan bakın bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer model ortasındaki bu 2 zincir üzerine de 6 trabzan yapıyorum. 6 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu sırada 6 trabzanları yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonunda bir zincir yapıp geriye dönelim. Bu yaptığımız 6 trabzanın ilk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapalım. 2 zincir yapalım. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapalım. Diğer modele geçelim. Bakın arkadaşlar. Romanın örgüsü bu sıraların tekrarıyla devam edecek. Bu model sırasını yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre istediğiniz kadar tekrarlayarak robanın örgüsünü tamamlayalım. Roba bölümünün örgüsünü 6 model sırası olarak ben tamamladım. Sayıyorum bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. model sırasını bu 6 trabzanı yaptım. Burada bitirdim bakın. Şöyle görüntüsüne bakalım. Santimetre olarak da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 12 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Bakın şöyle katlıyorum. Görüntüsü böyle oldu. Bu sıradan itibaren kol bölümlerini gövde bölümlerinden ayıracağız. Ön ve arka bölümü birleştireceğiz. Gövdenin örgüsüyle örgüye devam edeceğiz. Bu bir sırada toplam 28 model var. Bu model ayrımlarını bakın şu şekilde 1,
2, 3, 4 modeli ön bölüm için işaret yapıyorum. Kol bölümü için 6 model işaret yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kol bölümü için de 6 model işaret yaptım. Arka bölüme bakacağız. Ön bölümün 2 katı arka bölüm yapıyorum arkadaşlar. Bakın 4 model ayırdım ön bölüm için. Arka bölüm için de 8 model ayırıyorum. 2, 4, 6, 8. Diğer kol bölümü için de 6 model sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya işaret yapıyorum. Ön bölüm için 1, 2, 3, 4 model kaldı. Ben 28 model ile başladım. Bu şekilde ayrım yaptım. Ön bölümleri 4, kol bölümlerini 6, arka bölümü 8 model yaptım. Sizin 30 model ile başladıysanız arkadaşlar, kol bölümlerini 7 model olarak yapabilirsiniz veya ön bölümleri 5'er model olarak ayırma yapabilirsiniz. Arka bölümü yine 8 model yapabilirsiniz. Tercihinize göre gövde bölümü geniş olsun isterseniz bu modelleri ön bölüme verebilirsiniz. Kol bölümü biraz geniş olsun isterseniz kolu 6 değil de 7 model olarak ayarlamasını yapabilirsiniz. Ben bugün 28 model ile anlatıyorum. En son trabzanı yaptım. Bakın buraya. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzanı yapıyorum. Modelleri devam ediyoruz yine bakın. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Örgünün ters tarafındayım. Diğer modele geçiyorum ve devam ediyorum. İşaret yaptığım yere kadar bu 4 modeli yapalım. İşaret yaptığım yere kadar ön bölüm için 4 model yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum bakın zincirleri arkadaşlar. İpliği tığ üzerine alıyorum. 6 model atlıyorum. Kol bölümü için 6 model ayırdım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşaretim burada bulunan bakın. İlk modele 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum ve arka bölümde modelleri yapmaya devam ediyorum. Bakın kol altı için buraya 3 zincir yaptım. Ön ve arka bölümü birleştirdim. Modelleri yaparak bu işaret yaptığım yere kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar modelleri yaptım bakın. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model yaptım. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. İpliği tığ üzerine alıyorum. 6 model atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. modeli bakın bu işaret yaptığım bu modeli trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer kol altında buraya yaptık. Arka bölüm ile ön bölümü birleştirdik arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanın üzerine de trabzanı yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu sırada kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdık. Ön bölümler için 4 model, arka bölüm için de 8 model yaptım. Kol altlarında da bu şekilde bakın. Üçer zincir yaparak
Birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Modellerimiz aynı şekilde devam ediyoruz. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu iki zincirin içine 6 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. İki model ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. Bu kol altını yaptığımız zincirlere kadar devam edelim. Ön bölümde modelleri yaparak bakın kol altını yaptığımız bu zincirlere kadar geldim arkadaşlar. Son modelin üzerine de 6 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu ilmek üzerine 3 trabzan var. Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada 3 zincir yapmıştım. Ortada bulunan bakın bir zincir atlıyorum. İkinci zincir üzerine 6 trabzan yapıyorum. Kol altında bir model fazladan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 Bakın kol altına da 6 trabzandan oluşan modeli yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu modelin bakın bu ilk ilmeğinin üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model ortasında bulunan bu iki zincirin içine 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. İki model ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. Bakın kol altında bir tane model yaptım arkadaşlar fazladan. Diğer kol altına kadar devam edelim. Diğer kol altına kadar bakın modelleri yaptım. Bu kol altında bir model yapmıştım arkadaşlar. Bakın üst zincirin üzerine. Buraya da aynısını yapacağız. En son modeli yaptım. Bir zincir yapıyorum. 1 2 trabzanı atlıyorum. Bakın bu son trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu 3 zincir yapmıştım. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincir üzerine 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. İlk bakın bu modelin ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. İki model ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. Bakın bu kol altına da bir model fazladan yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda da bakın bir trabzanı yaptım arkadaşlar. Bu sırada yine modelleri yapmaya devam ettik. Bu kol altında bakın bir burada bir burada fazladan model yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Modelleri yapmaya devam ediyorum. Bakın 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele de aynı şekilde 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Burada belki arkadaşlar takılabilir. Bu kol altına kadar devam edelim. Kol altındaki modelden de nasıl devam ettiğimizi birlikte yapalım. Kol altında yaptığım modele kadar bakın burayı tamamladım arkadaşlar ön bölümü.
Burada da aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Burada 6 trabzan yapmıştım. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. Arka bölümdeki modelleri yapıyorum. Bakın. Bakın. Aynı modeli devam ettik. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Modelleri yapmaya devam ediyoruz. Bakın ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. İki model ortasına sık iğne yapıyorum. Modeller değişmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek. Bir sıraya kaç model olduğunu sayıyorum. Bakın kol altında da arttırmalar yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir sırada 18 model var. Gövde bölümünün örgüsünü bu 18 model ile tercihinize göre istediğiniz kadar model sırasını tekrarlayarak tamamlayalım. Gövde örgüsünü yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum arkadaşlar. Bakın kol altından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 model sırasını bitirdim. 11. modelde bakın bu 6 trabzan yaptığım yerdeyim. Santimetre olarak da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 21 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Burada bitirmiyorum. Uç bölümüne dilim modellerini yapacağız. Dilim modellerini yaparken 6 trabzan değil 8 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu model ortasına 8 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. İki model ortasına bakın. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer model ortasına da 8 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Modellerde yaptığımız gibi yapıyoruz. Ama 8 trabzan yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Dilim modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın. Görüntüsü böyle oldu. En son yaptığım modelde burada sık iğne yaptım. Bakın tekrar gösteriyorum. Bakın son model içerisine de 8 trabzanı yaptım. Sıra sonunda bulunan bu bir trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Şimdi ön patlardayız. Bu ön patta sık iğneler yapıyorum arkadaşlar. Bakın aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Gördüğüm bu ilmeklere sık iğne yapıyorum. Trabzan sırası görünüyor. 2 sık iğne yapıyorum. Benim elimin sıklığına göre
Her trabzan sırasına 2 sık iğne yaptığım zaman daha düzgün görünüyor. Siz elinizin sıklığına göre 1 sık iğne yapabilirsiniz, 2 sık iğne yapabilirsiniz. Bakın bu trabzan sırasına da 2 sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Çektirmeden düzgün olacak şekilde sık iğneler yapıyoruz. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Ön patta yaka başlangıcına kadar bir sıra sık iğne yaptım bakın. İkinci sırada yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de birer defa sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada da sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Son sırayı yapıyorum arkadaşlar. Bu sırada pıtırcık modelleri yapıyorum. Bu roba bölümüne de 3 tane düğme iliği yapmak istiyorum. Düğme iliği yapacağım yerlere işaret yapıyorum isterseniz. Bakın birisini bu yaka başlangıcına, bir diğerini bu kol sırasının bittiği, bakın kol ayrımı yaptığımız bu sıranın buraya yapıyorum. Üçüncü olanı da ikisinin tam ortasına yapıyorum. Şuraya yaparsam iyi olacaktır. Bakın ikisinin tam ortası arkadaşlar. Aynı ilmeğe bakın sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum aynı ilmek içine. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın minik pıtırcık modelleri yapıyoruz. Düğme iliği yapacağımız bu işaret yaptığım yere kadar devam edelim. Pıtırcık modelleri yaparak düğme iliği için işaret yaptığım yere kadar geldim bakın. Bir ilmek atlıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bu zincir sayısı sizin dikecek olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre 6 da olabilir, 7 de olabilir. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bak 1, 2, 3, 4 tane pıtırcık yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İşaret yaptığım yere geldim. Bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 5 zincir yapıyorum. Burada kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı zincir yapacağız. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. İkinci düğme iliğinde buraya yaptım bakın. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Diğer düğme iliği yapacağım yere kadar devam ediyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Bakın diğer işaret yaptığım yere geldim. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek içine 1 sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum.
Son ilmek içine de bir sık iğne yapıyorum. Bakın sırayı tamamladım. Pıtırcık modelleri yaptık. Roba bölümüne 3 tane düğme iliği yaptım. Bakın 2 düğme iliği arasında 1, 2, 3, 4 pıtırcık, 1, 2, 3, 4 pıtırcık oldu. Burayı siz kendi yaptığınıza göre sayarsanız iyi olur arkadaşlar. İlk düğme iliği için bakın bu yakaya bir işaret yapın. Burada sayın. 4 pıtırcık yapacak kadar sayın. İkinci düğme iliği için işaret yapın. Tekrar 4 pıtırcık yapacak kadar sayın. Üçüncü düğme iliği için yapın. O zaman burası düzgün denk gelir. Benim elim alıştığı için işaret yaptığım yerler tam denk geliyor. Diğer tarafta da burada yaptığımızın aynısını yapacağız. 2 sıra sık iğne, 1 sıra da pıtırcık yapacağız. Oraya gitmek için yakanın çevresinde 1 sıra sık iğne yapıyorum. İlmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın her ilmeğe 1 sık iğne yapıyorum. Yakanın çevresinde sık iğneler yapalım. Burada 2 sıra sık iğne, burada yaptığımız gibi 1 sırada pıtırcık modeli yapalım, bitirelim. Yakanın çevresinde 1 sıra sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. Bu ön patlada 2 sıra sık iğne, 1 sırada pıtırcık modelleri yaptım bakın arkadaşlar. Buradan daha güzel görünür. Buranın aynısını yaptım. Buraya düğme iliği yapmadım. Bakın bu düğme iliği yaptığım yerlerin tam karşısına düğmelerini de diktim, hazırladım. Pıtırcık modellerini sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son ilmeği burada bulunan ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Yeleğini, örgüsünü tamamladık. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Çok şık ve çok şirin oldu. Düğmelerinde bakın yaptığım bu düğme iliklerine takıyorum. Görüntüsü böyle. Arka görüntüsü de bu şekilde. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. İlk önce bu kol altından ölçüyorum. Model biraz kendisini topladı. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. Benim yaptığım ölçüde bakın 28 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından bitmiş olarak yükseklik 22 santimetre. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 37 santimetre. Ben bugün 1 yaş bebek ölçüsünde yaptım. 1, 2, bebeğiniz çok kilolu olmazsa 3 yaşına kadar kullanılabilir arkadaşlar. Standart ölçüde 1-2 yaş arası çocuklar için yaptım. Açık olarak da görelim yeleği. Bakın örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Birinci yumak iplik bakın burada bitti. Ben ipliği kesmedim. Siz de görün istedim. Buraya kadar bir yumak iplik kullandım. Buradan itibaren de İkinci yumak ipliği kullandım. İkinci yumak iplikten de çok az kaldı arkadaşlar. Bakın açık olarak görüntüsü böyle. Ters tarafının örgüsü de bu şekilde bakın. Ters tarafı da çok güzel. Siz istediğiniz tarafını düz örgü olarak kullanabilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız
Kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.